Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Range Simulator'dan sizlerle birlikte devam ediyoruz. Büyük babamızın ikinci mektubunu bulduk. İkinci mektubunda bir araçtan bahsediyordu. Onun tamiratından falan vesaire. Araba parçalarını Karasör'e götürecekmişiz. Yani buraya. Kuruyoruz. İlk olarak aracımızı hazırladıktan sonra muhtemelen bir av yapmamızı falan isteyecek bizden oyun. Tam net ben de bilmiyorum. İzleyelim, oynayalım ve görelim. Evet. Şimdi şurada bir parça daha var sanırım. Bu neymiş? Bir iki tane daha parça gözüküyor haritada. Parçaları farklı farklı yerlere koymuşlar. Burası biraz saçma olmuş. Yakıt deposu dediğine göre şunu, bunu aldık. Ne diyor? Eşyayı al. Tuşuna bas. Yerleştirmeyi onaylamak için nesneyi döndürmek için kaydır. Tam enter devam et. Şimdi hayret. Evet, yakıt deposu. E bas ve kur. Evet, görev tamamlandı. Arkadaşlar, aracı kurmuş bulmaktayız. Şimdi arabamızı kurduk. Ama bidonu yerleştirmemişiz. Bir de bizden bidonu yerleştirmemizi istiyor. Evet. Şimdi oldu. Giriş kapısını açtık. F ateşledik. Oba. Arabayı kontrol etmesi biraz zor. Bu arada arkadaşlar, oyun çok güzel. Evet. Yakıt tabancasını çıkart. Ve bunu arabadaki bidondaki yuvaya yerleştir. Doldurmaya başlamak için yakıtla etkileşim kur. Bidondaki yakıta çiftlikteyken ihtiyacın olacak diyor. Arka kapağı açtık. Bidonumuzu aldık. Şuna bas ve yakıt ikmaline başla diyor.
Biraz şunu alıyoruz. Sanırım. Şimdi ne aldık? Yerleştirdik. Bunu aldık. Evet. Ne oldu? Şimdi bunu çıkartabiliriz. Arabayı da doldurmuşuz zaten. Bunu da buraya yerleştireceğiz. En son. Ama şimdi değil. Kafamızı da kapattık. Ha, arabayı doldurmamışız. Veya vasfı yerleştir diyor. Emlakçı ile konuş diyor. Aşağıda emlakçının evi yeri varmış. Oraya gideceğiz. Çalıştırdık. Şimdi hareket edeceğiz. Şuraya park edelim. Bu ne be? İyi günler. Yakındaki çiftliğin yeni sahibi siz olabilir misiniz acaba? Bundan sonrası. Başka eklerim çift kişilerinde başarılardı. Daire sen menüyü kullanarak inşa moduna geçebilir ve çiftliğini inşa etmeye başlayabilirsin. İnşaat için şu inşa malzemeleri gereklidir. Kalas, torbalarca çimento ve metal, nervürler, kalasları kendin üretebilirsin. İnşaat için geri kalan malzemeleri ise hırdavatçıdan temin edebilirsin demiş. Devam edelim. Araba satıcısıyla konuş diyor. O da mı burada? Evet. Burada Jeep tarzında bir araç var. Evet. Hoş geldin. Buradan bir araba alabilir veya onu kişiselleştirebilirsin. Tüm yeni müşterilerimiz için dört tekerleklerinle yalnızca 10 dolar karşılığında radyo takıyoruz. Bu binanın arkasındaki garaja sür ve radyoyu taktır. Bir araç satın almak istersen önümdeki bilgisayarı kullan. Devam et demiş. Hoşça kal diyelim. Önce bir çiftliğimizi kuralım da sonra araba zaten alınır. Evet.
Arabanın rengini de değiştirelim hazır gelmişken. Biraz daha şöyle şu renk olsa daha iyi sanki. Evet. Bu arada arabayı satabiliyormuşuz. Hırdavatçı. O da aşağıdaymış. GTA San Andreas'ta bir kasaba vardı. Sanki biraz orayı andırıyor burası. Bu arada arabaların gerçekçilik oranı biraz kötü arkadaşlar. Yani sürüş şeysi vermiyor yani. Hazzı vermiyor. Yani zamanla alışacağızdır da. Oyunda sürüşünde biraz sıkıntı var sanki. Burada bahçeye geldik, inelim. Evet. Alacağımız malzemeler var. Almamız gereken malzemeler. Burada gördüğünüz malzemeleri satın alabiliyormuşuz. Bize şu an ne gerekli? Balta, levye, ucuz masa testeresi lazımmış bize. Bir tane balta seçelim. Sepet ekle, sepet ekle. Ucuz masa testeresi. Evet. Tamamdır. Bunları seçtik. Niye almadı? He. Tamam. Kasa diyelim. Alışveriş için teşekkürler dedi. Bizim malzemelerimiz şurada muhtemelen. Şimdi bunu aldık. Şöyle yerleştiriyoruz. Dediğim gibi araba sürüşü biraz sıkıntılı arkadaşlar. Gerçeklik yani sıfır. Marketi ziyaret et diyor. Şimdi oyuna yeni başladığımız için sürekli hep bir yerleri tanıtıyor bize. Market şurada sanırım. Oyun güzel. Fakat bazı noktalarında gerçekçilik çok az. Hoş geldin. Alışveriş için yan odadaki terminali kullan. Satın alınan ürünler dışarıda bildirilir. Hayvanlar hakkında ayrıntılı bilgi için açıklayıcıysa açıklayıcıya göz at. Eşyaları satmak için onları hemen yanındaki alana yerleştir ve terminali kullanarak satışı onayla demiş. Konuşmayı sonlandırdık. Biz şunu alalım. Yumurta sepeti ve iki tavuk istiyormuşuz. Buradan hemen iki tane tavuk seçelim.
Yumurta sepeti bir de. Evet. Horozu da varmış da. Horoz bilmiyorum ya. Şimdilik bunları alalım. Yavaş yavaş çiftliğimizi de kuruyoruz. Tavuklar bizim. Aldım. Diğer tavuğumuz nerede? Onu da yakaladık. Işıkları aç diyor. Bizim çiftlik aşağıda kalıyor sanırım. Evet, çiftliğe geri dönüş yapmış bulunmaktayız. Aracımızı şuraya park edelim. Evet arkadaşlar. Sizin vaktinizi çok fazla almak istemediğim için birinci bölümü burada sonlandırıyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.